13.60 uzun dorsemizi taktık ve Mehmetçiklerimizi tekrardan pirinç taşımaya başlıyoruz. Ve Allah nasip ederse Kütahya'ya gideceğiz. Evet arkadaşlar, şimdi Mahra'da pirincimizi yüklemeye başladık. Dönemiyorum senin varlığından, görmüyor musun ya? Çekip yatıyorum, daha da ilerlemiyorum. Artık yatıp uyumam lazım. Yok abi. Arkadaşlar gidemedim ki. İşte arkadaşlar, bizim bu TikTok fenomeni meşhur çirkin kral burada. Arabası da bu. Nizamettin, sen buradan nasıl çıkacaksın? Evet arkadaşlar, herkese günaydın, hayırlı sabahlar. Bismillah. 4. Evet, kahvaltımız hazır arkadaşlar. Seni seviyorum. Hadi bana afiyet olsun. Görüşmek üzere. Ya şuradan şu yola bağlanmak var ya, çok tehlikeli. Şöyle biz de bir selamımızı verelim. Evet arkadaşlar, herkese tekrardan merhaba. Yeni videoyla tekrar birlikteyiz. Şimdiden herkese iyi seyirler diliyorum. Arkadaşlar malum, damper dorsemizi arkamızdan bıraktık. Ve şimdi 13.60 uzun dorsemizi taktık. Allah nasip ederse istikamet Bafra. Bafra'ya gideceğiz. Ve Mehmetçiklerimize tekrardan pirinç taşımaya başlıyoruz. Bafra'ya gidiyoruz. Oradan pirincimizi yükleyeceğiz. Ve Allah nasip ederse Kütahya'ya gideceğiz. Kütahya'daki Mehmetçiklerimize pilav yapmaları için pirinçlerini ulaştıracağız inşallah. Kazasız belasız. Ve malum şu an Samsun'da hava çok yağışlı arkadaşlar. İnanın dün araba içişi gibi yıkadım. Bir saat araba sildim. Temizledim. Ama ne yazık ki bugün tekrardan arabamız battı. Ama olsun, çünkü arabamın üzerinde limanın pisliği vardı. Buğdaydı, kepekti, arpaydı. Onların sarı sarı böyle lekeleri vardı. Onları komple çıkarttırdım. Yukarıdan aşağı fırça, köpük, çiçek gibi yaptım arabayı. Kafam rahat. İçini temizledim. Ve şimdi çıktık, Bafra'ya gidiyoruz. Bafra'ya gideceğiz ve yükümüzü alacağız. Yola devam edeceğiz. Malum 12. aydayız ve ağır ağır kış kapıda desek yeri. Çünkü bazı illerimizde kar yağışı başladı. Nereden biliyoruz? Belki de bizi yolda kar karşılayacak. Karla beraber gideceğiz, geleceğiz. Nasip, Allah büyük, Allah yardımcımız olsun. Şimdi bir an önce çabucak Bafra'ya gidip arabamı yükleyip geri gelmem lazım. Geri dönmem lazım. Bir an önce yola çıkıp gitmem lazım. Gündüz gözüyle geceye kaldığımız zaman da gece her türlü aksilikler yaşanılabiliyor, olabiliyor. Onun için baba ben oyalanmadan devam ki. Şimdi buradan Atakum tarafına dönüş yapacağız. Samsun otogarının oradayız. Şöyle kettle'a da Nescafe suyumuzu koyalım. Hazır olsun. Yavaş yavrum. Yavaş yerler yaş. Bu senin gibi dayanamıyor ya. Acemi mi? Şöyle bir kalk dur da, bir kalk dur, şöyle bir kalk dur. Az daha kalk dur. Hadi olacak, hadi az kaldı. Az daha kalk dur şöyle. Az daha. Bakayım. Tamam. Tamam. Tamam, bu sefer oldu. Bak adam nasıl yerleştiriyor, bak. Evet arkadaşlar, şimdi Bafra'da pirincimizi yüklemeye başladık. On iki buçuk ton buradan yükleyeceğiz. Bakacağız gerisi ne olacağını ben de bilmiyorum. Ya böyle gideceğiz ya da parça büyük açacağız. Çünkü 12.5 ton yükle bu araba Kütahya'ya boş gitmez büyük ihtimal. Bir yerden büyük alacağız yani. Almasa benim işime gelir ama büyük ihtimal almayız. Bu devletin işi. Bu şekilde Kütahya'ya kadar devam ederiz. Şimdi buradan çıkacağız Allah nasip ederse. Şu aracımızı bir çalıştırdık. Yol seviyesine falan bir alalım aracımızı. Bundan sonra ya bismillah diyelim, yola çıkalım. Tabi aracımızı atladık. Hadi bakalım. Ben burada beklerken sonra bu Berke Kılıçarslan geldi buraya. Arkadaşıyla beraber beyaz bir Sigayna tepesinde imza yazıyor. Onlar da buradan yükleyecekler Antalya'ya. Yollara bakları açık olsun. Dayı maşallah öyle bir geliyor ki var, hiç durmayacakmış gibi geliyor. Ha, vallahi.
dayı. Kurban olayım, çık da. Yol biter mi baba? Şimdi boş gibi gideceğiz. Dingiller havada. Çekicinin üzerine kadar çift attırdım. Ondan sonrası sırada tek koydurdum ortaya. Ondan sonra önüne iki palet koydum ki dengeyi sağlayayım diye. Şimdi gidelim bakalım. 12,5 ton yükle Kütahya yolculuğu başlasın. Mazot da malum arkadaşlar 10-25-10-30 aldı başını gidiyor. İnanın geçen gün markete gittim, yani geçen gün dediğim dün akşam. Marketten şimdi zeytinyağı bakıyorum, tamam mı? Böyle 5 litrelik işte 10 litrelik neyse artık büyüklerinden. 1 litrelikleri dayanmıyor, hemen bitiyor. İnanın ne A101 ne BİM ne ŞOK hiçbirinde yağ yok. Dedim ki kasadaki bayanlara, hayır dedim ya, yağları depoya mı sapladınız dedim. Yağlar nerede? Abi yağ yok, yağ gelmiyor. Tabii gelmez ki dedim. Depoda tutuyorlar yağı dedim. Piyasaya sürmüyorlar. Ondan sonra nasıl olsa yağ yazam gelecek ya. İnsanlar yemesin dedim ya. İnsanlar yemesin. Depoda tutun. Zam gelince dedim, insanlara dedim zamlı fiyattan verirsiniz. Koçum bak, sağa dönüyorum. Bak en adına sağıma giriyorsun. Yapma bunu. Abi işte bilmiyorum da öyle olmaz da falan dedim. Kesin öyle dedim. Yani bu zamana kadar yağ geliyordu yani. Sıkıntı olmuyordu. Yağ bulabiliyorduk marketlerde. 5 litrelik, 10 litrelik hepsinden bulabiliyorduk dedim. Şimdi neden bulamıyoruz? Yani insanlar neden yağ alamıyor? 1 litrelik yağda ne olacak dedim ya. Yarım kilo 1 litrelik yağdan ne olacak? Onlar da işte haklılar yani kendince. Devam et dayı, devam et. Neyi bekliyorsun? Dönemiyorum senin varlığından, görmüyor musun ya? Muhabbeti bırak da yani lambaları takip et, yolu takip et. Kurban olduğum. Lamba yeşil yandı, hala o yandakiyle sohbet ediyor. Vallahi arkadaşlar o kadar çok acıkmışım ki var ya. Lan öğlen yemek yemedik. Zaten açtım kurt gibi böyle, hani böyle ne bulsam yiyecektim yani, o dereceydim. Bulunduğum yerde market falan da yoktu. Bir şey de alamadım. Dedim lan Çakallı'ya kadar gidem. Orada güzel bir karnımı doyurayım. Çünkü ben fazla aç duramıyorum. Aç olduğum zaman, karnım acıttığı zaman da böyle bir şey yemediğim zaman benim şu başıma bir ağrılar kopuyor. Ve şu an başım o kadar çok ağrıyordu ki yani ağrıyı durduramadım. Yemek yedim, karnımı doyurdum. Çakallı Demircioğlu Menemen'de orada bir köfte yaptırdım. Arkadaşlar sağ olsunlar, benim biberi sevdiğimi biliyorlar. Bir de 4-5 tane biber ızgaraya biber atmışlar. Of, acılı acılı şöyle. Köfteyle beraber biberi yedik. Sonrasında salata falan var, turşu var. Ve oranın bir özelliği var. Menemen ve köfte her ne yersen ye. Onun yanı sıra tereyağı, bal da veriyorlar. Yemek sonrası ağzımız tatlansın diye. Karnımı doyurdum. Baktım başım ağrıyor yine. Arabada ağır kesici hapım vardı. Hapımı da içtim. Şimdi Gava'da geçtik. Havza'ya doğru gidiyoruz Allah'a şükür olsun. Yolculuğumuz güzel. Aracımızın yükü hafif. 12 ton. 12 ton olduğu için maşallah subhanallah bana mısın demiyor. Rampa yukarı bile boş gibi gidiyoruz yani. Zaten gittiğimiz yerden de Kütahya'dan aradılar. Kaptan yarın sabah saat 8-9 gibi burada olabilir misin? Dedim abi inşallah dedim. Allah büyük. Çünkü ben net bir şey söyleyemem dedim. Öyle ya, bu yol iz dedim. Allah göstermesin. Lastik patlar, şu olur, bu olur. Hava şartları malum. Kış ayındayız. Nerede ne zaman ne olacağını bilemeyiz. Söz vermeyeyim dedim ama dedim gelmeye çalışırım dedim. Ben söz verdim mi tutmam lazım. Onun için söz vermeyeyim dedim. Tamam baba sen dikkat et dedi. Ağır ağır yine gelmeye başladı. Eyvallah sağ ol dedi. Ama burada radar olabilir. Yavaş gideyim. Şimdi çıktım, havzadayım. Merzifon'dan Çorum'a döneceğim. Çorum istikametinden. Çorum, Sıngurlu öyle Eskişehir üzeri. İnşallah Kütahya'ya geçeceğiz.
Ankara'ya gelmişken, Ankara'ya gitmeden şu önde ne kadar düğme, ne kadar led varsa hepsini kapatacağım. Çünkü geçenki yaşadığım sıkıntıyı tekrar yaşamak istemiyorum. Kimseyle yüz göz olmak istemiyorum. Çünkü sıkıntı, bayağı büyük bir sıkıntı. Ve arkadaşlar, malum kış geldi. Artık kış ayındayız. Araçlarımızın bakımını, kış tıp bakımını yaptırmamız gerekiyor. Ben yaptıracağım. Ben şimdi Petrovis'inden Maximus Euro 6 motor yağımızı aldım. Antifrizimiz olsun, yağ filtremiz, mazot filtremiz, her ne olsun olsun hepsini yaptıracağız. Kışın sıkıntı yaşamayalım diye. Sizler de aracınızın kış tıp bakımlarını yaptırın. Ha bu arada Petrovis'e Maximus motor yağları, Maxima binek araçları için bulunan motor yağları hepsi aynı zamanda Trend Yol'da da satışlarımızda yağ ihtiyaçlarınızı oradan görebilirsiniz. Nasıl parçapazarı.com'dan araçlarınızın parçalarını sipariş verebiliyorsunuz, alışveriş yapabiliyorsanız Trend Yol'dan da Petrovis Maximus'un motor yağlarını, Maxima'nın motor yağlarını oradan sipariş verip alabilirsiniz. Kalite her yerde abi. Kaliteli asla yer yurt sorulmaz çünkü kalite kalitedir. Kaliteden vazgeçilmez. Her zaman kaliteyi yaşamak lazım. Ben yaşıyorum, sizler de yaşayın. Evet arkadaşlar, şimdi tam 4 saat 6 dakika mola vermişiz. Şu an Sungurlu'dayım. Ama Sungurlu'dan ileride böyle müsait bir de durup da mola verecek olduğum bir yer olmadığı için ben ne yapacağım şimdi? Sungurlu'da tesislerde mola vereceğim. 45'imi vereceğim. Ondan sonra çayımı içeceğim. Kaldığımız yerden yolculuğumuza devam edeceğiz. Ama şu an vallahi arkadaşlar, ben Kütahya'yı bırakın Ankara'ya kadar gidebilirsem helal olsun bana. Çünkü gözlerimde şöyle bir ağrı var. Uyku modu. Onun için büyük ihtimal Kütahya'ya kadar gidemeyeceğiz. Zaten Kütahya'ya gidene de sabah olur. Şu Ankara'ya bir geçelim hayırlısıyla. Polatlı'yı falan. Bakalım durum neyi gösteriyor. Tabii ki oraya kadar da gidebilirsek yani. Delice 40 km, Kırıkkale 96 km, Ankara 174 km. Yavaş git dayı, yavaş. Burada kameralar çekiyor, yavaş. Şu birinci tesise bir durayım. Orada bir 45 vereyim hem. İhtiyaçlarım var, onları da alayım. Orada bir çay içeyim, kafa dinleyeyim. Zaten başım da ağrıyor. Neden anlamadım. Bugün kendimizi bir aç bıraktık. Orada bana bir baş ağrısı vurdu. Açlıktan dolayı, ben aç kaldığım zaman benim başımda ağrı yapıyor. Hapiştiğim halde ağrı geçmedi. İnşallah geçer çünkü araç kullanırken başım ağrıdığı zaman çok rahatsız ediyor beni. Yani gidemiyorum yani o yolu. Şimdi gidelim şurada biraz dinlenelim. Çünkü Çakallı'dan çıktıktan buraya kadar hiç mola vermemiş durmadım. Geçmeyelim de geçelim geçeriz sonra. Neredeydim? Şu aşağı yakalanmadan geçelim. Oy 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 oy. Evet. Tunceyler. Hüseyin'in yeri, çöp Hüseyin'in yeri. Şöyle şuraya duralım abi. Oy, yorulduk be. Valla
Ana. Şimdi gidelim bakalım saatimize. 20.57'de arabayı stop ediyoruz. İl 9'da. Ne yapalım? Hareket edelim. Neyse şimdi gidelim çayımızı falan içelim. İstirahatimizi edelim. Ondan sonra kaldığımız yerden devam ederiz. Ulan önceden peçeteyi paket paket alırdık. Peçeteyi bile artık biz bile yani bir tane iki tane almaya başladık. Ulan ne hale düştük ya. Vallahi billahi ne hale düştük ya. Allah sonumuzu hayretsin. Vallahi. Allah sonumuzu hayretsin. Yani bir şeyler alayım marketten dedim. Marketten bir şeyler alalım dedik. Yani 100 küsür lira para verdik. 100 küsür lira. Şeyim bir de kolonya vazgeçilmezim. Limon kolonyası. Melez melez topke püs gibi bir şeyler aldık. Aa dur. Şu Nescafe'leri alayım şuradan. Nescafe'nin yok. Nescafe'yi almıştım. Bunlara ne yapayım? Nescafe'leri içeceğiz. Ne olacak böyle bilmiyoruz Allah'a. Bakalım ne olacak böyle. Allah sonumuzu hayretsin. Vallahi her şey olmuş. Ateş pahası. Ay. Anam anam. Bu yol nasıl bitecek? Saat 10 olmuş ha. Allah'tan önümüz açılmış yani ha. Neyse. Hadi bakalım şimdi çıkalım yola. Evet arkadaşlar şu an Ankara'ya kadar geldim. Ankara'ya geçiyorum şu an. Buraya kadar iyi geldim çünkü yayına katıldım. Mehmet Ayaz yavrumuzun gönüllülerin yapmış olduğu, annemizin yapmış olduğu bir canlı yayınları var biliyorsunuz. Ben devamlı katılıyorum fırsat buldukça. Yayına katıldım. Onlara biraz moral olsun, destek olayım diye. Bilet satışı vardı. Bir bilet 10 TL. 10 bilet de ben satın aldım. Ve hemen yayından sonra da hesabına parayı yatırdım. Mehmet Ayaz yavrumuz arkadaşlar SMA hastası. Bu SMA hastası yavrumuza da destek olalım. Yardımcı olalım. Yani SMS bile atsanız yani çok büyük bir faydası var ve yardım ediyorsunuz. Bir SMS 20 lira. Telefonunuzu mesaj bölümüne giriyorsunuz. Mehmet Ayaz yazıyorsunuz. Zaten Instagram sayfasında da ne yapmanız gerektiği yazıyor. En güzeli Mehmet Ayaz yavrumuzun Instagram sayfasına girin. Orada ne yapmanız gerektiği açık ve net bir şekilde yazıyor. Yani sonuçta bir yavrumuz. Daha hayattan bir tat almamış. Hayatı dolu dizgin daha yaşamamış. O hayatı yaşamadan o bu hayatın acısını yaşıyor. Onun için bu yaşamış olduğu acıda Mehmet Ayaz yavrumuzun yanında olalım. Ona yardım edelim. Bir şey kaybetmeyiz yani. Vallahi 10 lira, 20 lira, 50 lira, 100 lira bizlere bir şey kaybettirmez. Ancak Allah'ın katında kazandırır. Onun için Mehmet Ayaz yavrumuza destek olalım arkadaşlar. Ben inanın çok üzülüyorum. Allah'ım yar ve yardımcılar olsun. Annemize çok üzülüyorum. O nur yüzlü annemizin gözlerinden artık üzüntü gözyaşları değil, mutluluk gözyaşları gelsin istiyorum. Eminim ki benim sevenlerim, benim kardeşlerim de bu çağrımıza duyarsız kalmayacaktır. Herkes elinden geleni en iyisini, en güzel bir şekilde yapacaktır. Ben sizlere inanıyorum.
bu Mehmet Ayaz yavrumuza sahip çıkalım arkadaşlar. Şu an ben de Ankara'ya çıktım. Birazdan Eskişehir'e doğru devam edeceğim. Bakalım gidebildiğim yere kadar gideceğim. Saat şu an 12.30. 1'e geliyor. Şu Polatlı'yı falan bir geçelim bakalım geçebileceğiz mi? Bundan sonra olmalı yatacağım. Sabah erken kalkacağım devam edeceğim. Çünkü gece uykusu gibisi yok. Gece uykusu ayrı bir güzel. Onun için gece uykusundan mahrum olmak istemiyorum. Gece uykusunu alayım. Ondan sonra kaldığım yerden yolculuğuma devam edeyim istiyorum. Baba, tırların arasından makas atıp araya benzinle giriyorsun. Madem benzinle gireceğim, tırların arasında ne işim var? Bak şimdi, herif arkama kadar giriyor, beni sıkıştırmaya çalışıyor. Bir dur da, bir dur da. Patladı mı mübarek? Bir dur da. Of of, bu gece bu yol bitmiyor baba, ızdırap oluyor bana, ızdırap ızdırap. Bu yol bana bu gece ızdırap oluyor. Vallahi arkadaşlar, inanın şu an ikinci 45'e veriyorum. Ama saat da 2.30, 3'e geliyor. Yani 3'e çeyrek var. Ne yapıyorum şimdi? Çekip yatıyorum abi. Çekip yatıyorum, daha da ilerlemiyorum. Artık yatıp uyumam lazım. Yok abi, şu interneti de kapatalım. Sabah kalkarım saat 5-6 gibi. Ondan sonra devam edelim. Zaten şu an Eskişehir'e bir 45 dakikalık bir yolum var. Bundan sonra kaldığımız yerden devam edelim. Sabah görüşürüz. Herkese hayırlı geceler. Arkadaşlar günaydın. Vallahi saati 6 çeyrek var ama uyku muydum? Ne oldu belli değil. Yani şu an uyandım gidiyorum ama gözlerim yine kapanıyor. Çünkü yattığım yer böyle ışıksız, karanlık bir yerdi. Düşünmekten uyuyamadım. Acaba kapı açıldı, arabadan mal çalarlar mı? Acaba depoya yanaşıp da depodan bozuk çekerler mi? Bunları düşüne düşüne uyku uyuyamadık. İnşallah Eskişehir'e kadar giderim. Vallahi arkadaşlar gidemedim ki. Gidemedim yani. Eskişehir'e gelmeden bir saat daha uyudum. Çünkü baktım olmuyor, gözlerim kapanıyor. Dedim abi hiç sıkıntıya gerek yok. Abi sen yat bir saat daha. Geldim buraya. Eskişehir'in gelişinde Sokar Hazar tesisleri var burada. Park, lokanta, et, mangal. Orada bir kahvaltı yaptım. Güzel bir çayımı içtim. Şimdi kendime geldim. Şimdi buradan çıkıyorum. Allah nasip etse bir saat, bir buçuk saatlik bir yolum var. Ondan sonra inşallah Kütahya'dayım. Hadi bakalım. Arkadaşlar şu an Kütahya'nın girişindeyim. Adresi bir tane jandarma arabası vardı. Komutanlarımıza sorduk. Tarif ettiler ama bakalım inşallah. İnşallah bulacağız ya. Alışveriş merkezi. Üst geçit dışına girdiler ama. Bakalım. Üst geçit, üst geçit. Keşke de Kütahya'dan bir kardeşimize ulaşsaydık da o gelseydi bizi götürseydi oraya ya. Akıl edemedik. Allah. Of. Kalebodur. Altın seramik. Güral porselen. Kütahya seramik. Polis kontrol vardı. Polis kontrolü geçince AVM vardı. AVM'ye geçince üst geçite çıkacaksın. Üst geçiti geçeceksin. Tren garı var dedi. Tren garının orada tabelalar var zaten dedi. Bakalım. Olmadı, sonra sonra gideceğiz. Yani adam sonra sonra Bağdat'ı buluyormuş. Biz de buluruz herhalde. Vallahi bu gece gelemedim arkadaşlar ya. 2 saat uykuydum. 3'te yattım, 5'te kalktım. Az gideyim dedim. Lan gidemiyorum, gözüm gidiyor, baba gidiyor. Lan böyle olacak gibi değil. Eskişehir'in girişinde tekrar yattım. Bir saat, bir buçuk saat. Kalktım, ondan sonra bir kahvaltı yaptım. Kahvaltı yaptıktan sonra odur budur geliyorum yani, şükürler olsun. Yani o şekilde devam etseydim belki de daha kötü şeyler olacaktı ama ben devam etmedim. Ben yattım. Çektim arabayı, yattım aşağı. Canımızdan öte değil ya. Ama işte gelirken de şurada öyle bir radar koymuşlar ki
Tam böyle virajı dönüyorum, pat radara karşına çıkıyor. İnşallah radara girmemişizdir ya. İnşallah girmemişizdir ya. İnşallah 85-90'dır. Çünkü benim oraya giderken hızım 82-80 falan da o civarlardaydı. İnşallah girmemişiz. Zaten abaralar bayağı bir ceza yemeye başladık. Sina'yla papaz olacağız. Sina değil, ne kadar radar. Bu radar seni çekiyor mu diye bak. Baba çekiyor herhalde, ne bileyim ya. İşte bende hastalık var. Böyle giderken bile rahat duramıyorum ya. Toz mu gördüğüm zaman da o tozu sileceğim. Vallahi. Böyle bu hastalık bende. Bu temizlik hastalık. Hadi baba devam edin. Hadi. Şöyle kokumuzu da sürelim. Baba polis abilerimiz de bilirdi aslında ama. Neyse. Aa, polis kontrol noktası burası. Orayı geçince dediler. Bu adres sana bak var arkadaş, insanı veremiyor diyor ya. Yer gök, seramik, porselen, ihracat fazlası, ucuzluk pazarı. Vay be. Ne demiş bu AVM ya? Arkadaş, konum adresi girdiği zaman da askerlerin konumu da çıkmıyor. Hayda. Hayda. Ciğerci Bahattin. Arkadaşlar şu an Boşaçak olduğum hava üstü eğitim jet bilmem ne bölün uzayına geldik. Şimdi o ileriden bir yerden giriş olması lazım. Bakalım. Ha, şurası Nizamiye. Büyük ihtimal buradan içeri gireceğiz. Allah'tan 12 para da. Nereden geleceğiz la buraya?
abimle geldim. Evet arkadaşlar, şu an Eskişehir'e girmek üzereyiz. Kütahya'da arabayı boşalttık. Öğren saatte biraz kapılarda falan bekledik ettik. Ondan sonra şimdi Eskişehir'e geldim. Eskişehir'den de inşallah yükümüzü yükleyeceğiz. Eğer ürünümüz hazırsa ondan sonra çıkıp geleceğiz. Ve bugün her yerde de radar var yani. Her yerde. Her bir köşe başında radar. Vallahi nefes bile aldırmıyorlar bize ya. Ama giderken, yani Kütahya'ya giderken karşıma birdenbire bir çıktı radar arabası. Virajı döndük. Ama inşallah orada girmemişimdir. Zaten girdiysem bir 300 küsür lira daha gelir. Öyle gözüküyor. Tam böyle kafayı vermiş yola doğru. Şuraya bak. Baba. Başa gideceğiz dayı burada. Kıpla mı gidelim, elinle mi gidelim? Nasıl gidelim? Sonra da bilelim lan. İşte arkadaşlar, bizim bu TikTok fenomeni meşhur çirkin kral burada. Arabası da bu. Sizlere göstereyim istedim. Hazır Eskişehir'e gelmişken bu adamı görmeden gitmek olur mu? Baba arabaya baksana ya. Abi adam yapıyor bu sporu ya. Hastayım zaten ben bu arabaya. Bunu da burada görmüş olduk bugün. Adam ya. Yaptığı arabayı satıyor arkadaşlar. Şu an bunu da satacakmış herhalde. Yavrum benim be. Ulan arabayı yükledik ama geç kaldık yani, gecenin bu saati oldu. Vallahi şu an Ankara'ya daha yeni geldik. Şu an Ankara'dayız. Ya bir gittim oraya baktım. Ana oğlum önümde var ya. Var 20, en aşağı 27 tane araba. Sordum oradakilere, dedim başka ne kadar araba var benim önümde dedim. Abi 27 araba vardı. Ne diyorsun sen dedim ya. Yarına biter mi dedim. Abi bakacağız dediler. Biz seni ararız. Neyse geçtim arabaya. Uzanayım dedim. Lan arkadaş. Uzanamıyorum araba sesinden. Birisi korna çalıyor. Birisi işte gaza basıyor. Ara gazı veriyor yanımda. Bir şeyler. Köpek havlamasından geçilmiyor zaten. Dedim lan uyku haram oldu yine bugün bize. Böyle bir yarım saat falan gözümü dinlendi dedim. Yarım saat 45 dakika. Ondan sonra içeri gidiyorum devamlı. Ne kadar araba kaldı abi? 10 araba. Ne kadar kaldı? 8 araba. Ne kadar kaldı? 7 araba. Ondan sonra yanaştık. Aha yüklenecekti. Aha yüklendiydi. Aha şuydu. Aha buydu derken aracımız yüklendi. Şu an Ankara'dan Samsun istikametine dönüş yapıyoruz. Üst yola. Geçen bir seferinde karıştırdım yolu. Vurdum gittim arkada şehir içine doğru. Buraya doğru. Eyvah dedim. Ben nereye geldim? Bir baktın ki millet hep sokakta, gecenin bir yarısı geziyor, tozuyor, eğleniyor. Vaaay Nizamettin, sen buradan nasıl çıkacaksın dedim. Vallahi var ya, şehir içine gittim, daha çıkış yapamam diye korktum. He gir sağıma gir. Gir de ondan sonra gör günün, gir. Ondan sonra bu Mamak tarafında şey yaptım, durdum. Bir tane polis ekip arabası vardı, böyle orta yolda duruyordu. Gittim camına, birisi uyuyordu, birisi hayattaydı. Cama vurdum. Şöyle yanındaki baktı. Güldü, tamam mı? Kapıyı açtı. Nizamettin abi sen ne yapıyorsun burada dedi.
La kardeşim hiç sorma dedim ya. Yolu karıştırdık dedim, girdik abire şehir içine dedim. Şimdi nasıl çıkacağımı da bilmiyorum da ne yapacağız dedim. O bana tarif etti, abi şöyle yap, böyle yap, şuradan git, şuradan dön. Öyle o şekilde döndüm. Allah'tan ana yola bağlandım yani. Baba 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 baba, bak 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 bak. Nereye gidiyorsun 34? Ya arkadaş bu millet bu saatte alkollü müdür nedir ya? Gerçi normal hafta sonu yarın. Şuradan bir çıkabilsem hayırlısıyla. Uykum geldi çünkü yatmam lazım. Şu Ankara içine geçeyim. Yani Ankara'dan çıkayım, ondan sonra yatacağım inşallah. Dayı ne kadar yavaş gidiyorsunuz ya, ne oluyor ya? Buralarda bir de bir çalışma vardı, yola böyle arka sokaklara falan veriyordu ama inşallah vermez, yapmışlardır yolu yani. Evet arkadaşlar, herkese günaydın, hayırlı sabahlar. Bu Sungurlu'yu geçince koparan tepesi var, oradayız. Şu an kahvaltımı hazırlayacağım. Kahvaltımızda bugün arkadaşlar helvamız var, tayin helvamız, salam, krem peynir, üçgen peynir, acı sosumuz, sarallemiz ve vazgeçilmez olan yumurtamız. Şimdi yumurtayı yapacağız. Şimdi yağımız ısınmış, şöyle yağımızı yaktıktan sonra bismillah. Gel baba gel, yumurtaya gel. Yumurtaya bile zam geldi ya. Vallahi her şeye zam geldiği gibi yumurtaya bile zam geldi. En aşağı bir 3-4 tane yerim herhalde. 3 4 Allah Allah. Şimdi tüpümüze koyalım. Sarısını dağıtmadan yumurtamızı yapalım. Şimdi biberimizi atalım. Pul biber. Şöyle. Ondan sonra tuzumuzu. Evet. Sarıları dağıtmadan şu şekilde az kısık ateşte şöyle bir pişirelim. Bu sarıya ekmeğe banıyorsun ya, böyle sarı dağılıyor böyle ekmeğe böyle, of onun lezzeti yetiyor zaten. Yumurtamız kaldıralım. Çünkü her şey ateş pahası. Yumurtayı da yerine koyalım. Salamımı şurada dursun. Oo. Çayımız da ısınsın. Şöyle. Ha? Evet, kahvaltımız hazır arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi yumurtadan sarıları pek fazla dağıtmadım. Salam, helva, sarelle, acı sos, krem peynir. Daha ne olsun baba. Ne yapalım? Koparan'dayız. Bu sabah da güneşi gördük burada. Güzel bir güneş var. Arkamı verdim güneşe. Ve kahvaltımı yapacağım inşallah. Bu videoda kahvaltı olsun istedik. Olmadan olmuyor. Malum yemeklerden biraz arada mahrum kalıyoruz ama ne yapalım? Bugün daha güzel bir kahvaltı yapalım dedik. Seni seviyorum. Hadi bana afiyet olsun. Görüşmek üzere. Burası çok tehlikeli var ya. Şuradan şu yola bağlanmak var ya. Çok tehlikeli. 55 Bursa Edirne 869 plakalı Peugeot. Kardeşim selamını aldım. Allah razı olsun. Şöyle biz de bir selamımızı verelim kardeşime. Adam. Yapıştır baba. Jettir baba.
Vallahi şu an arkadaşlar Samsun'a giriş yaptım. Samsun'dayım ama aracımızın boşaltması pazartesiye kaldı büyük ihtimal. Çünkü cumartesi bugün. Onun için şimdi gideceğiz. Dorsemizi salacağız. Gemimiz gelmiş. Gemimiz hayırlı uğurlu olsun. Gemimiz gelmiş. Tampere takacağız. Bir günlük bir iş varmış, gemi işi. Onun için dorsemizi pazartesi günü sabah tekrardan takacağız. Boşaltmaya gideceğiz. Mustafa Demir kardeşim geliyor. Mustafa Demir. Ada. Hava yağacak gibi ama yağarsa da bu durumda da gemi açmazlar ya. Bir de var ya Samsun limanından gelecek yani. Yeşilyurt limanından da değil. Dayı ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Nasıl araba kullanıyorsun? Samsun limanından gelecek. Direkt buraya Tekeköy'e. O gemi bir gün, bir buçuk gün sürer herhalde. Öyle gözüküyor. Evet. Petrol ofisi. Samsun Dolum Tesisi arkadaşlar. Burası Petrol Ofisi'nin Samsun Dolum Tesisi. Kalitenin tüttüğü yer. Vallahi yolculuk bayağı iyi geçti arkadaşlar. Akşam geç çıktım. Sabah 4'e kadar gaz basın. Sabah 4'e kadar Sungurlu'ya geldim. Sungurlu'da yattım. Alarm falan kurmadım çünkü uykuya ihtiyacım vardı. Uyumam gerekiyordu. Yani bir önceki akşam da 2,5-3 saat uyku uyumuştum. Fazla uyumamıştım. Onun için uyumam gerekiyordu. Dayı, az araba sağ altta. Dedim bu sabah uyuyacağım dedim. Saat 10 muydu? 10.30 muna baktım sine ağrıyor. Neredesin dedi. Dedim uyuyorum Sungurlu'da. İyi tamam dedi. Kapattı. Yani cihazdan görüyor zaten benim nerede olduğumu da. Şimdi geldik Samsun'a şükürler olsun. Yani Borusan'dan aldık yükümüzü. Borusan'dan almış olduğumuz yükümüzü kazasız belasız bir teslimatını daha geçecek inşallah. Borusan Lojistik'ten Eskişehir'den Borusan Lojistik'ten dolap yüklediğim zaman da fiyatı biraz daha iyi oluyor. Bizler için farklı oluyor yani. Güzel para yazıyor Borusan. Buradan Borusan'a da teşekkür ediyorum. Mesut Bey sağ olsun bizi kırmıyor, ilgileniyor yani. Eskişehir Borusan Lojistik ETA çalışanları. Gözlerin yaşlarında. Geldik baba. Bir yolculuğun daha sonuna geldik ya. Bitti be ya. Ay şükürler olsun. Kazasız belasız. Bu yolculuğumuz da bitti yani. Şimdi gidelim aracımızı bir sıramızı yazdıralım. Ondan sonra dorsemizi değiştirelim. Ne yapalım? Eve gidelim. Neyse arkadaşlar. Bu videoyu da burada sonlandıralım. Her şey çok güzel oldu. Vallahi. Bekir kardeşimizin aksorunu da sizlere göstermiş oldum. Ben çok bayılıyorum. Hasta oluyorum aksora. Sizler de beğeniyorsunuz. Göreceksiniz, bana hak vereceksiniz. Vallahi adam yapıyor bu sporu. Buradan da Bekir kardeşimize selam olsun. Aracı 10 numara 5 yıldız. Ne yapıyoruz ve ne diyoruz? Yolumuz uzun olsun. Sevgimiz her daim sonsuz olsun. Ama öncelikle herkes ne olursa olsun ama önce adam olsun. Adam olduktan sonra gerisi de gelir zaten. Sizleri seviyorum. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın, dostça kalın. Her şey gönlünüzce olsun. Allah'a ısmarladık. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.